Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Deniz demeye gerek yok ama hala Deniz diyorum ya. Ben de safım, neyse. Bugün efsanevi, harika dediğimiz Game of Thrones'un 6. sezon incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. 6. sezonda biliyorsunuz ki hemen hiçbir şekilde uzatmadan 6. sezon incelemesine başlayalım. Biliyorsunuz ki 6. sezon bizim biliyorsunuz geçen sezonun finalinde Cersei'nin utanç yürüyüşünden sonra biliyorsunuz ki Lord Kumandanımız, çok sevdiğimiz Jon Snow abimizin öldürülmesinden başladı. Adam harbiden cidden öldürülmüş. Adamlar gitmiş öldürmüş adamı ya. Yani zaten şakacıktan öldürecek halleri yok da. Hani bir şeyler olur da ölmez falan diyorduk. Yani genelde çünkü Game of Thrones'daki karakterler yani ölmüyorlar. Yani bir şekilde ölmüyorlar. Adamlar yani baş karakterler özellikle hani adamların en az 10 kere bıçaklanıyor ve bir şey olmuyor. Evet, diğer düşman yani düşman değil diğer yan karakterler bir kere bıçaklanınca yere düşüp yığılıyorlar. Bu Game of Thrones'un klasik bir şeyi yani. Abi havada ejderhalar uçuyor. Akgezenler var. Yani sen de buna mı takılıyorsun diyorsan haklısınız yine de. Geçiyorum. Biliyorsunuz ki Jon Snow'un ölümünden başladı. Bizim kızıl kadınımız yani Melisandre hanımımız konuşamıyorum. Hanımımız biliyorsunuz ki onu canlandırma aşamasına gitti. Sir Davos onu canlandırmasını istedi. Oradan devam etti bölüm. Biliyorsunuz ki bölüm sonunda bizi büyük bir böyle fake attılar. Biliyorsunuz klasik Game of Thrones'dur. Melisandre çok sevdiğimiz, güzel dediğimiz, hatta imrendiğimiz kadın olan Melisandre'nin aslında yaşlı bir kadın, yaşlı bir cadı, hatta onu Allah belasını versin deyip söylediğimi hatırladım bir an. Daha sonra hani burada bize büyük fake attılar mesela. Birinci sezon yani birinci sezon değil ya, konuşamıyorum abi ha. 6. sezon 1. bölüm genel olarak zaten kısa bir bölümdü. Böyle 45-47 dakikalık bir bölümdü. Hani bu bölümünde genel olarak zaten Jon Snow ölü. Jon Snow'u diriltme şeyleri, muhabbetleri, oradaki muhabbetler falan, genelde gece nöbetçilerine falan geçen muhabbetler vardı. 2. 3. bölümler falan böyle hep ara bölümlerdi. Ben böyle ara ara biliyorsunuz 5. bölüm en çok belki sonunda ağladığım bölümdür. Biliyorsunuz ki Hodor, Bran ve kapıyı tutarken orada eski şeyleri gösteriyorlar ve çok acıklı sahne orası. Yani Hodor'un konuşamaması orada gerçekten artık konuşamıyor bile. Biliyorsunuz ki Hodor konuşamıyor. Sadece Hodor diyebiliyor. O yüzden adamın da Hodor zaten. Ama yani adam yani harbiden vallahi orada ağladım ya. Bayağı bir ağladıydım herhalde. Çünkü böyle elim falan sıktım böyle kendim ya yani kendim kapıyı tutsam daha iyi yemin ederim. Böyle çok etkilendiğim bir bölümdü o bölüm. Ayrıca biliyorsunuz zaten geçen o 2-3-4 çok mükemmel bölümler değildi. Yavaş yavaş Battle of Bastards Piçlerin Savaşı'na doğru gidiyorum. Devam ediyorum. Şimdi 6. 7. bölümler biliyorsunuz genel olarak Arya'nın hiç kimse olma muhabbetleri. Yüce Rahib'in Kral Tommen'la olan muhabbetleri. Ayrıca biliyorsunuz ki bizim Margaery kraliçemizin orada kalma muhabbetleri falan. Hep bu çerçevede yürüdü her şey. Ayrıca Jaime'nin yaptığı seyahatler, Nehir Ova'ya almak için olan çalışmaları. Ayrıca orada kral değil de Lord Edmure var biliyorsunuz. Edmure. Neyse her ne şeyse. Edmure'la olan muhabbetleri. O kısımlar güzeldi mesela ama arada çok sıkılacağımız sahneler vardı. Yani 1. sezon 6. sezondan daha iyiydi diyemeyiz. Hani 6 da çok güzeldi ama 6. sezonun en güzel, belki de en efsane bölümü olan, en efsane, en aklınızı böyle çıkartacak olan bölüme geliyorum yavaş yavaş. Piçlerin Savaşı. Battle of the Bastards. Biliyorsunuz ki bu yani 6. sezon biliyorsunuz biraz düşürdüler demiştik şeyi. Mantık hataları belki az buz vardı. Ona da katlanacağız artık çünkü Game of Thrones bir fantastik bir hikaye. Fantastik bir kurgu. Artık ona da bir şey dememiz lazım. Yani ona da o kadar da olsun. Adam 9,5 IMDb puanı var. Ona rağmen izledim ve hala etkisindeyim. Uzatmadan Battle of Bastards'a geçmek istiyorum. Battle of Bastards'ı biliyorsunuz belki de dizi tarihinde filmleri de ya da filmleri kat yani ne bileyim. Bütün dizi tarihinde böyle sinematik çekim olarak inanılmaz bir çekim var. İnanılmaz, her şey mükemmel. Hatta o bölümü izlemek için çok heyecanlanmıştım. Çünkü bir sürü spoiler yani yemedim. Özellikle tek o bölüm için yemedim. Ondan önce böyle önceki sezonlar hakkında şu oluyor, bu oluyor, Rob ölüyor. İşte daha sonra Tyrion gidiyor bu Tywin'ı vuruyor. Daha sonra işte gidiyor kendi o sevdiği kadını öldürüyor falan filan böyle.
4. sezon, 5. sezon Arya gidiyor falan filan böyle bir sürü spoiler yemiştim. Ama bu 6. sezonun özellikle son 2 bölümüne spoiler yememeye çok dikkat ettim. Belki yemişimdir, haberim yok ama özellikle dikkat ettim. Ve gerçekten spoiler yemeyince Game of Thrones'un ne kadar efsane, ne kadar harika bir dizi olduğunu görmüş oldum. 6. sezon 9. bölümü belki de önceki bölümlerin kötü olup olmamasını silip attı bence. Efsane bir bölümdü. Efsane bir bölümü geride bıraktı. Klasik savaş sahneleri. Ama buradan Lord Kumandan, Lord Kumandan. Değişik oluyormuş lan. Şimdi söyleyince değişik geldi. Lord Kumandan olan Jon Snow gerçekten gerçekten hiçbir yönetme kabiliyetin olmadığını gördük. Adam bodozlama girişiyor Ramsay Bolton'a. Ondan önce Battle of Bastards'a girmeden önce hemen bir öncelere gireyim. Emilia Clarke'ın biliyorsunuz ki Peter Dinklage, yani Tyrion Lannister'la olan muhabbetleri, bizim kalesinin olan muhabbetleri güzeldi. Liderlik faslı böyle ya abi, Daenerys'in hayranıyım ya. İnşallah o tahtı alıp gidecek. Sonuna kadar arkanızdayım. İkisinin, Tyrion'la ikisinin. Tyrion da nasıl ikinci adam, nasıl yardımcı olunur, işte nasıl kralın, kraliçenin eli olunur. Bize bunu gösterdi. Hani ya abi, öyle bir gaza geldim ki o bölüm anlatamam sizlere ya. Nasıl bir gaza geldiğimi anlatamam yani. Öyle bir gaza gelme değil abi, böyle nasıl bir savaş, böyle kılıç alıp böyle gidesim geldi. Hepsini bir parçalayasım falan geldi böyle. Özellikle o Ramsay Bolton'un, bir dakika oradan oraya atlamayalım. Konuyu çok sapıttık ya, tamam devam edelim. Biliyorsunuz ki ejderhaların geldiği sahne. Ejderhaların orada bir tane geminin, tek bir tane gemiye odaklanması falan. Bunlar hepsi gözdağı zaten. O sahneler güzeldi. Kalesinin sahneleri güzeldi. Ondan sonra Battle of Bastards'a geçtiler hemen. Battle of Bastards'a biliyorsunuz Ramsay Bolton her şey ayarlamış. İnanılmaz bir, kendisi ne kadar sevmesek de, arkasından sövsek de, ne kadar iyi bir kumandan nasıl olur bize onu gösterdi. Hani iyi oyunculuk denir yani, mesela iyi bir kumandansındır. Hani iyi bir kumandandır ama biz sevmeyiz. Hani normalde mesela Cersei'yi ele alalım. Cersei'nin normalde herkes arkasından sövüyor. Yani mantık olarak, yani aklı başında olan herkesin sövmesi lazım. Yani sevenler var, onların beyni yok zaten. O yüzden onları ayrı bir kefede tutalım. Cersei'nin zaten herkesin, mantıklı olan herkesin sevmemesi gereken bir karakter. Ama oyunun, yani senaryonun gidişi olarak çok güzel ilerliyor bence. Cersei çok güzel oynuyor, Lena Headey. Belki karakterin ciddiliğinden kitaplardaki olan, hani kitaplarda daha fazla şey öğreniriz belki ama şu ana kadarki bölüm bu kadar. Hani Cersei'nin daha neler yapacağını merakla bekliyoruz. 10. bölüm, sezon finalini hemen geçmeyeyim. Ondan önce Battle of Bastards'tan biraz daha bahsedeyim. Biliyorsunuz Battle of Bastards'a, yani Piçlerin Savaşı'nda biliyorsunuz ki bizim Jon Snow abimiz, adını hatırlayamadım ya. Oha. Jon Snow abimiz biliyorsunuz ki sıkıştırıyorlar. Çok iyi bir taktik belirlemiş Ramsay Bolton. Sıkıştırıyor böyle. İyice sıkıştırıyorlar ve birbirlerini ezip boğup öldürme gibi bir amaçları var. Ardından mesela Rickon koş diyor. Ok atıyor arkasından. Orayı çok güzel ayarlamış. Hepsini zaten diyor. Oha, bu Ramsay Bolton adam uzaktan böyle çat diye vurup ta denizin ortasındaki adamı yakabilen bir adam. Bu nasıl kalıyor falan dediğimiz halde adam hepsini ayarlamış ya. Adam tam böyle, abi ne kadar acı bir şey ya. Düşünsene, kardeşin karşından koşuyor. Tam elini çakacaksın, alacaksın yanına, adam tam o... Abi ne kadar acı bir şey ya. Şimdi düşündüm de. Neyse, acı ya. Neyse. Başka bir şeyden bahsedeyim. Ayrıca biliyorsunuz en sona Lord Baelish ve Sansa Stark. Ayrıca arkasından çemkirdiğimiz, geçirdiğimiz Sansa'nın aslında burada ne kadar iyi, önemli bir karakter olduğunu görmüş olduk. Bu, yani bu bölümde görmüş olduk. Ayrıca onlar gelmeseydi yenemeyeceklerdi. O atlı süvari sahneleri çok güzeldi. Böyle arkadan böyle çember oluşturup tek tek ta 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 giriyorlardı. Ramsay Bolton'u biliyorsunuz Jon Snow yumrukluyordu. Yumruklayarak böyle, ayrıca yani böyle ağzına ediyordu yani, bildiğiniz yani böyle yumruklayarak böyle doğduğuna pişman ediyordu adamın. Böyle adam her yeri şey oluyor, böyle kan oluyordu falan filan. Ayrıca en çok sevdiğim sahneler benim savaş sahnelerinde, özellikle sevdiğim sahnelerden biri. Bayrak atıp bayrak koyma sahneleri ayrıca inanılmaz hoşuma giden sahnelerdir. Orada Bolton'ların bayrağını aşağı attı, Stark'ın bayrağını astı Jon Snow. Gayet güzel bir şey bence. Ben çok etkilendim oradan.
Yani bakalım neler göreceğiz. Başka neler olacak? Sezon finaline geçeyim hemen. Çünkü bütün olayların hepsini bu iki bölümde topladım. Hani başka bölümlerde çünkü çok büyük olaylar yok. Size kızabilirsiniz hani önceki bölümlerden niye bahsetmedin diye. Bu bölümler güzeldi, özellikle bölümlere zaman ayırdım. Sonlara da ayrıca biraz daha şey değinirim. Tamam, devam edelim. Sezon finalinde biliyorsunuz Cersei'nin yine çılgınlıklarını gördük. Cersei'nin biliyorsunuz ki hani dikkat etseniz 15-20 dakikada falan bir hiç böyle sohbet falan olmadı. Yani çok az vardı, belki çok küçük bir muhabbet vardı. Hani bu çok güzel orada sinematografik. Evet. Kelimeyi buldum. Sinematografik. Neyse her neyse her neyse. Neyse her neyse işte. Bu bakımdan çok güzel işlenmişti yine. Biliyorsunuz ki en başından beri 2-3 bölümdür tahmin ediyorduk burada Cersei'nin o şeyleri patlayacak. Tamam. Cersei'nin o şeyleri patlatacağını zaten böyle göndermelerini falan hep böyle senaristler falan paylaşıyor. Hatta Cersei bile göndermelerini yapıyordu biliyorsunuz. O patlayan ateş biliyorsunuz. Blackwater Savaşı'ndan hatırlayanlar hatırlar. Hatırlamayanlar hatırlamaz zaten. Neyse sapıtmayalım, devam edelim. Şimdi neden bahsediyorduk ya? Ha. Ayrıca biliyorsunuz ki burada Cersei patlatıyor ve abi içindeki herkesi öldürüyor. Herkesi öldürüyor yani, herkesi öldürdü. Yani ne diyelim ya? Adam herkesi öldürdü ya. İçinde Margaery'si, oha böyle yüce rahip öldü. Allah belasını versin. Gitti dedik, Margaery öldü. Sir Loras öldü. Tommen kendini aşağı attı. Cersei yani vallahi helal olsun. İnanılmaz oynadı. Vallahi helal olsun. Ben takdir ediyorum kendisini. Buradan alkışlarımı, sevgilerimi yollamayayım da yani çarpılırım sonra. Tamam. Başka nelerden bahsedeyim? Ayrıca Arya'nın Walder Frey'e bir maske takıp böyle çıkartıp Walder Frey'in böyle boğazını kestiği sahne inanılmaz güzel. Robb Stark'ın intikamını aldı aklınca ama alamadı. Robb Stark hala olması gereken bir karakter ama şimdi düşünce sanki fazlalık mı olur gibi. Robb Stark olsaydı bence dizi erken biterdi. Ben şu an öyle düşünüyorum. Hani Ned Stark olsa da dizi yani pek bir şey olmazdı belki ama çünkü Ned Stark iyi bir lider. Robb Stark olsa dizi belki biterdi. Starklar alıp bitirirdi büyük olasılıkla diziyi bence. Çünkü Robb Stark çok güçlü donanmalarla geliyordu. Böyle her savaşı alıyordu. Robb Stark'ın ölmesi bir bakıma dizinin gidişatı için iyi olmuş. Yani ben bu bakımdan sevdim. Jon Snow sonlara geliyorum ayrıca. Arya biliyorsunuz o hiç kimse muhabbetlerinden çıktı. Ve artık listesindeki isimleri öldürerek ilerlemeye devam edecek çok büyük bir olasılıkla. Başka bir ilginç bir şey olmazsa. 7. sezonun neler olacağı hakkında bir teori videosu hazırlayacağım arkadaşlar. Bundan bir hafta ya da bir 4-5 gün sonra teori videosu hazırlayacağım. Yorumlara yazın Game of Thrones hakkında neler düşündüğünüzü. Teorileriniz neler varsa onları da yazın, ben onlardan bahsedeyim. Bugün arkadaşlar sizlere Game of Thrones'un incelemesini yaptık. Biliyorsunuz ki 6. sezonun hani sonunda Daenerys böyle aldı gemilerle, Greyjoy'larla beraber gitti, yürüdü ve sezon öyle bitti. 7. sezonda neler olacak bilmiyorum. Bakalım neler olacağını hep birlikte sizlerle birlikte göreceğiz. 7. sezon büyük olasılıkla Cersei-Daenerys savaşı görebiliriz. Hani Arya'yı görebiliriz. Listesindeki adamları öldürebilir. Bunların hepsi teori tabii. Ben kendi özel fikrim. Sizlerin de fikri varsa söyleyebilirsiniz. Bugün arkadaşlar Game of Thrones 6. sezon incelemesi yaptım. Bugün bayağı uzun bir video oldu. Üşenmeyip izlerseniz sevinirim çünkü bayağı bir konuştum, bayağı bir anlattıklarım var. Beğendiyseniz beğenin videomu, beğenmediyseniz beğenmeyin. Abone olmayı siz bilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve Game of Thrones teori videomda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.